Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün kalonşoları çoğaltacağız. Gençleştirme yöntemini nasıl uyguladım, onları size aşamalı olarak göstereceğim. Öncelikle çiçeklenme dönemi bittikten sonra kalonşom formu bozuldu. Yeni yapraklar verdi ama daha güzel ve daha coşkulu olması için ben bunu yeniden dikeceğim. Budayıp zaten kendi kendine diplerinden kökler vermeye başladı. Budayıp ben bunu tekrar saksıya dikeceğim. Evet, böyle geniş bir saksıya dikeceğim. Çünkü değişik renklerde kalonşolarım vardı. Onları karışık bir şekilde bu saksının içine dikeceğim. Pembe var, kırmızı var ve sarı vardı. Bunları karışık olarak dikeceğim. Hem kalonşolarım gençleşmiş olacak, hem budanmış olacak. Diğer eski köklerden de kurtulacak. Böyle bu şekilde direkt toprağa ekerek kolay bir şekilde kalonşoları çoğaltıyorum. Hem çoğaltıyoruz hem de gençleştiriyoruz kalonşoları. Bildiğiniz gibi kalonşo çiçekleri birkaç yıl sonra gövdeleri odunsu bir hal alıyor. Bu şekilde olmadan ben de kalonşoları budayıp gençleştirmek istedim. Hem de çoğaltmış oldum. Bakın bu şekilde köklerini ayırarak direkt toprağa dikeceğiz ve 3 dakika içerisinde kalonşolarımızı hem çoğaltmış olacağız hem de gençleştireceğiz. Hem de eğer çiçekler açarlarsa böyle aranjman gibi olacak. Farklı farklı renklerde inşallah. Bakın bu da kırmızı açan türüm. Sarı var. Bir de pembe var açacak. Güze doğru inşallah açacaktır. Hem aranjman gibi oldu. Hem de çoğalttık. Evet. Çoğaltma işlemimiz bitti. Böyle aranjman olarak bir saksı elde ettik. 3 dakika içerisinde kalonşolarımızı bir saksı dolusu kalonşolarımızı çoğalttık inşallah. Çiçeklendiği döneminde videosunu çekeriz. Bizi takipte kalın.